Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde İtfilm Express 9 ile videonun başlangıcında görmüş olduğunuz yağmur ve gökyüzü parlaması efektini oluşturacağız. Bu efekti arkadaşlar İtfilm Express 9 ile sadece basit bir resim ve ses dosyası kullanarak oluşturdum. Gerçekten İtfilm Express bu noktalarda harikalar yaratabiliyor. Şimdi hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Sol üst köşede görüyorsunuz New düğmemiz var, yeni düğmemiz var. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar proje ayarlarını aynen bırakarak Start Compositing diyerek kompozitleme ekranını açıyorum. Burada arkadaşlar ekranımız açıldıktan sonra şu sol tarafta Media bölümünden, Import bölümünden dosyaları içeriye aktaracağız. Burada Import diyorum, Media diyorum arkadaşlar. Burada kayıtlar dosyasına geliyorum arkadaşlar. Orman resmini açıyorum. Bakın görüldüğü üzere burada basit bir sisli orman resmi var. Bu orman resmi arkadaşlar müthiş bir yağmurlu, gökyüzünde parlama olan bir videoya dönüşecek. Şimdi arkadaşlar bunu sadece bunu seçmeyeyim. Şurada ses dosyasını da içine hala hazırda seçip atayım. İkisini beraber de seçip atabilirdik. Fark etmiyor. Bunu arkadaşlar resmi seçiyorum. Şu sağ tarafa sürükleyip bırakacağım şimdi. Hemen bırakıyorum buraya. Burada isim veriyorum. F2'ye basarak orman ismini belirliyorum arkadaşlar. İsimlendirme önemlidir, iyidir, güzeldir arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada ormanla biraz oynayalım arkadaşlar. Açıyorum bu bölümü. Şurada efekt ekleyeceğiz. Cama düşen damlaların efektini ekleyeceğiz. Bunu yapabilmenin iki yolu var. Effects bölümünde arkadaşlar şu artı bölümünü istersek tıklayarak yapabiliriz. Burada blur ekleyeceğim. İki efektimiz var. Bulanıklaştırma efekti. Bir de Particles and Simulation bölümünde Rhino Glass var. Hem buradan yapabilirim. İstersem şu sol tarafta arkadaşlar şuradan aratma yaparak örneğin rain veya blur diyerek buradan da sürükleyip buraya bırakarak yapabilirim. İsterseniz açmışken hazır buradan arkadaşlar yapalım. Buraya tıklıyorum. Blur'u getirip şurada efektin üzerine bırakıyorum. Artık buna bulanıklık efekti ne yapıyorum arkadaşlar vermiş oluyorum. Burada Radius bölümü var. Çap bölümü var. Bunu birazcık küçültmek istiyorum. O kadar da bulanık olmasın. 4 değerini veriyorum. Bakın birazcık bulanıklığını azaltıyorum. Hatta süratli değer de verebiliriz. 4.5 değerini örneğin burada veriyorum. Şimdilik bu kadarı yeterli arkadaşlar. Blur'dan sonra eklenmesi gereken şey nedir? Cam efektimiz arkadaşlar. Cama vuran yağmur efektimiz arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Buraya tıklıyorum. Bunu da buradan ekleyelim. Particles and Simulation Rain on Glass. Bakın bunu da buraya ekledim. Şimdi şuradan arkadaşlar videoyu bir oynatacağım. Bakın. Oynattığım zaman görüldüğü üzere artık animasyonumuz gerçekleştirilmiş oldu. Ancak yağmur damlalarının çok büyük olduğunu görüyoruz. Buraya tıklıyorum. Bunu birazcık değiştireceğiz. Şurada preset bölümü var arkadaşlar. Bu preset bölümünde yağmur türleri var. Buradan yağmur türlerinden mesela bardaktan boşanırcasına var, ağır var, hafif var, orta derece var, sisli yağmur var. Burada ben downpour'u seçiyorum arkadaşlar. Bakın görüldüğü üzere cama vuran damla sayısını artırmış olduk. Simulation'a geliyorum. Simulation'da burada yeni seçenekler var. Bakın saniye başına düşen yağmur sayısı, yağmurun boyutu ve bir de burada arkadaşlar rastgeleliği var. Şimdi bu ayarlarla birazcık oynayalım. Mesela burada arkadaşlar ben yağmurun miktarını birazcık azaltmak istiyorum. Örneğin 150'ye getiriyorum. Yağmurun miktarını yani boyutunu, damla boyutunu da arkadaşlar şöyle yine 4.5 değerinde değiştiriyorum. Seed değeri var. Bu da rastgelelik. Bunu da 250 vererek çok daha farklı böyle değişik yerlere rastgele kayan bir yağmur efekti oluşturuyorum. Bakın. Şöyle durduruyorum. Bunun gayet uygun olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bunu ekledikten sonra arkadaşlar sırada ne var? Glow efektimiz var arkadaşlar sırada. Bu glow efektinde şuraya geliyorum arkadaşlar. Burada glow yazıyorum. Glow'u seçip buraya tekrardan sürükleyip en üstte bırakıyorum. Bakın en üstte bıraktıktan sonra şu üst tarafta arkadaşlar bir parlama oluştu. Özellikle parlak yerlerde etkisini gösteren bir filtre bu. Şimdi bunu en üstte ekledim. En altlara yerlere eklediğim zaman arkadaşlar biraz bozulmalara yol açabiliyor. Çok yani net olmuyor. Buradaki damlalar
Bakın en üstte aldığım zaman buradaki damlalar birazcık daha belirgin oluyor. Altı aldığım zaman damlaları birazcık kaybediyor. O yüzden üst almayı tercih ediyorum. Burada damlalarımız gözüksün. Çünkü cam daha yakın. Cama vurduğu için damlalar birazcık daha net gözükecektir. Şimdi arkadaşlar burada da birazcık ayarlamalar yapalım. Animasyonlar da oluşturacağız açıkçası. Şurada dikkat ederseniz yoğunluk var, eşik var, çapı var. Ben burada arkadaşlar intensity yani yoğunluğu kullanarak animasyonu yapacağım. Eşiği kullanarak bunun derecesini belirleyeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar eşik birazcık şöyle düşürdüğümüzde tamamen parlak yapıyor. Ama eşiği şöyle yukarıya doğru getirdiğimizde bakın iyice kayboluyor. Eşiği burada birazcık arkadaşlar ben yukarıya doğru şöyle 70 civarlarına getirmek istiyorum. Bakın. Eşiğimiz normalde neydi? 40'tı. Ben burada bunu 70 değerlerine falan getireyim. Hatta 75 de olabilir. Birazcık daha 70 daha uygun arkadaşlar. Birazcık daha aşağıya doğru şöyle ağaçların arasına doğru ışığımızı vermiş oluruz. Şöyle radius var arkadaşlar. Çapı. Bu çapı parlaklığı birazcık daha belirgin hale getirir. Bakın burada büyütüyor. Zaten bir araç da çıkıyor. Yuvarlak bir araç. Bunu iyice kısmak istiyorum. İyice kısıyorum arkadaşlar. Intensity'yi artırınca burada farkı göreceğiz. Şimdi gelelim animasyonumuzu oluşturmaya arkadaşlar. Animasyonu şöyle şuralarda bir yerde oluşturmak istiyorum diyelim ki arkadaşlar ben. Şuralarda bir yerde başlatayım. Çünkü yağmur böyle en başlarda başlamıyor arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş başlıyor. Ben yağmurun yoğun olduğu bir yerden başlatmak istiyorum. Örneğin şuralara bir yere geleyim. 10. saniyeye falan yaklaşık. Burada animasyonumuzu oluşturalım. Bakın arkadaşlar burada intensity değerini önce bir sıfır girmek istiyorum. Sıfır giriyorum. Burada şu bölümdeki bölümün yani daire içerisine tıklayarak burada bir animasyon karesi oluşturuyorum. Animasyon karesi oluşturduktan sonra yukarıda arkadaşlar şu bölümde iki kare 1-2 böyle ileriye gidiyorum. Burada intensity arkadaşlar 1.4 değeri girerek bakın birazcık artırıyorum. Tekrardan burada arkadaşlar geliyorum şuradan 1-2 değeri 3 diyelim hatta değerinde geliyorum. Burayı tekrardan 0 yapıyorum. Bakın şöyle bir oynatmak istiyorum. Güldüğü üzere arkadaşlar gökyüzünde böyle bir parlama oldu. Ama bunun çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kontrole basılı tutarak fare tekerleğini ileriye sürükleyerek arkadaşlar şöyle şurada birazcık yakınlaşma yapıyorum. Burada yakınlaştıktan sonra bunları arkadaşlar şöyle Ctrl C ile kopyalıyorum. Üzerine sağ tıklayarak da kopyalayabilirim fark etmez. Şuraya bir yere yapıştırıyorum. Bakın istersen üzerine gelip bunları uzaklaştırıp yakınlaştırabilirim. Daha da. Bakın şöyle bir oynatıyorum. Görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde animasyonumuz gerçekleşti. Şuraya da yapıştırabilirim. Sonrasında arkadaşlar bunun aynı ekibi kopyalayıp şuralara bir yere de yapıştırabilirim. Şöyle bir bakalım oynatalım. Bakın çok güzel. Artık gökyüzü efektini oluşturmuş olduk. Yalnız arkadaşlar şurada glow'u kapatmak istiyorum. Rain on Glass'e tekrardan gelmek istiyorum. Burada bir ayarımız vardır. Rain on Glass'te. Rendering. Bunu başta size anlatmayı unuttum. Şurada arkadaşlar Glass Thickness yani cam kalınlığı vardır. Bir de Layer Distance yani katman uzaklığı. Bunların her ikisini de arkadaşlar büyütelim. En yüksek maksimum değere getirelim. Çünkü birazcık bunu yakınlaştırmış oluyor. Böylece efektimizi çok daha etkili bir hale getirebiliriz. Tekrar burayı kapatıyorum. Glow'a geliyorum. Intensity bölümüne geldiğim zaman tıkladığımda bakın tekrardan buradaki anahtarlarımız gözükmüş oldu. Şöyle bir oynatıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Hatta şurayı gelip arkadaşlar şuradan bu bölümü birazcık daha şu bölüme yaklaştırmak istiyorum. Peş peşe oynasın diye. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi birazcık burayı küçültebiliriz fark etmez. Yapılması gereken şey nedir? Burada artık bakın ormanı ekledik. Ormanın efektlerini ekledik. Buraya bir de arkadaşlar
Yağmur ekleyeceğim. Yağmur eklemek için tekrardan şurada arkadaşlar rain diyorum, aratıyorum. Bu yağmuru bu sefer ormanın da en üstüne alıyorum. Bakın ormanın üstüne aldım. Birazcık yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun çok gerçekçiliği yok. Şurada F2'ye basarak bunu tekrardan yağmur diye isimlendiriyorum arkadaşlar. Bunun araçlarını açarak burada çeşitli ayarlarla bu oynayalım bakalım. Transform'a gelelim. Şurada opacity değerini arkadaşlar, şeffaflık değerini birazcık düşürelim. Mesela bunu 45 değerini alırsam birazcık burada dikkat ederseniz artık hafif olduğunu görüyoruz. Yani çok da belirgin olmasını istemiyorum. Şurada scale değeri var arkadaşlar. Küçültme değeri. Buradan şöyle birazcık da yağmuru tanelerini küçültmek istiyorum. 75'e getiriyorum. Eğer burayı kaldırırsam arkadaşlar bakın kaldırırsam bireysel olarak bunlar birbirinden bağımsız hale gelir. Örneğin sadece işte genişliğini yaparız. Diğerleri sabit kalır. Örneğin geriye alıyorum biraz. Bakın daha da genişletiyor. Şurada daha farklı ayarlar yapıyor. Tabii şunu kaldırmamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın görüldüğü üzere tekrar geriye aldığımızda birazcık değişiklik yapabiliriz. Biraz küçültmek istiyorum arkadaşlar ben bunun boyutunu açıkçası. Evet bu kadarı yeterlidir. Aşağıda arkadaşlar yağmur bölümünde materyale çok fazla dokunmuyorum. Rain bölümüne geliyorum. Burada direction var, yönü var arkadaşlar. Bunun yönünü birazcık sol tarafa doğru diyelim ki alıyorum hafiften. Spread var arkadaşlar. Spread böyle yağmurun aşağıya doğru tam dik bir şekilde değil de böyle hafif dağınık bir şekilde kaymasını sağlar. İstersek böyle de yapabiliriz. Fark etmez. Düz de yapabiliriz. Böyle bir iki değerinde biraz bir rastgelelik oluşturalım arkadaşlar. Öyle çok da şey olmasın. Ardından arkadaşlar miktar var. Yağmurun miktarı. Örneğin burada 5000 dersem yağmurun miktarını artırmış olurum. Hiç gerek yok arkadaşlar. 1000 iyidir. Hatta birazcık daha azaltmak istiyorum. 700 değerini azaltıyorum. Bakın görüldüğü üzere yağmurumuz bu şekilde gözüküyor. İstersek arkadaşlar tekrardan şuradan blur deriz. Blur deriz. Blur dedikten sonra buraya da artık bu yağmur bölümüne de bir blur efekti, bulanıklık efekti ekleyebiliriz. Şuraları tamamen kapatıyorum. Şurada blur'u efekt bölümüne sürüklüyorum. Burada yağmurumuzu da arkadaşlar artık birazcık daha bulanık hale getirmiş oluyoruz. Tabi burada yağmuru çok kalın gösterir. Birazcık burada radius bölümünü azaltıyoruz. Örneğin 1.5 değerini girerek burada yağmurun birazcık daha belirgin olmasını sağlıyoruz ama çok da kalın olmasını istiyoruz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar gelelim sesimizi eklemeye. En son sesi ekleyeceğiz artık. Bunun için arkadaşlar medya bölümüne tekrardan geliyorum. Sesi şöyle sürükleyerek arkadaşlar bu bölüme bırakıyorum. Bakın şurada en başa alıyorum videoyu. En başa almak istiyorum. Bakın oynatıyorum. Ses güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, gök parlamaları da birazdan oluşacak arkadaşlar. Gök parlamalarının olduğu yere yakın bir yerden kesmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu keseceğim. Nereden keseyim? Örneğin şu bölümden keseceğim. Arkadaşlar birazdan zaten dikkat ederseniz gök parlamaları başlayacak. Şu bölümden bir yerden kesiyorum. Buradan şurada bakın dikkat ederseniz kesme bölümünü gerçekleştiriyorum. Bu bölümden başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık daha ilerletiyorum. Şuralarda bir yerde bırakıyorum. Uzunluğunun çok büyük bir önemi yok arkadaşlar. 7-8 saniye sürebilir. Zaten burada örnek amaçlı yapıyorum. Tekrardan burada da sonunu belirliyorum. Şimdi başlangıç ve son belirlendikten sonra arkadaşlar export bölümüne buradan geleceğim. Export bölümüne geliyorum. In, out, araya yani başlangıcı ve sonu belirlenmiş olan bölgeleri aktar diyorum. Buraya geliyorum. Go to export diyorum. Burada bir tane arkadaşlar önceden bir deneme yapmıştım. Bunu silebilirim. Fark etmez. Orada durmasına gerek yok. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Burada bunu
Sonucumuz diyerekten şöyle bir kaydediyorum. Kayıt düğmesine basıyorum. Burada arkadaşlar yapılması gereken şey nedir? Start Export tip düğmesine basarak şu bölümde artık bunun çıktısını almaya hazır hale geliyoruz. Bakın şu anda yüzde görülüyor. Şu sağ tarafta da arkadaşlar küçük yerde de bu videonun ön izlemesi görüntülenmekte. Evet arkadaşlar şu anda tamamlandı. Şöyle kayıtlar klasörü içerisine geliyorum arkadaşlar. Bakın kullandığım resim bu. Bu basit sisli orman resminden çok güzel yağmurlu gökyüzünde şimşeği olan parlaması olan bir video oluşturduk. Sonucumuza şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir sonuç çıktı arkadaşlar. İsterseniz yağmuru çok daha ince yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu size kalmış. Blur efektini birazcık daha azaltabilirsiniz. Opacity, şeffaflıktan birazcık daha şeffaflığı kaldırabilirsiniz. Ama gerçekten gayet güzel bir çalışma oldu. Şu yukarıda parlama efektlerinde arkadaşlar birazcık daha rastgelelik hale getirebilirsiniz. Peş peşe değil de aralıklarını artırabilirsiniz. Animasyonlarda çeşitliliğe hani artırabilirsiniz. Kimisinde parlaklık biraz az olabilir. Kimisinde parlaklık biraz daha fazla olabilir. Aralıkları fazla olabilir, az olabilir. O yüzden arkadaşlar bunları da denemekte fayda var. Hatta arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Parlayan ışığın etkilerinin şuralara bile vurması gerçekçiliği artıracaktır. Ben burada örnek olarak gösterdim arkadaşlar. Geri kalanı artık size kalmıştır. Evet arkadaşlar böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basarak beğenmeyi, bana moral vermeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep mutlu kalın diyorum.